Selam Sayın Alternatif Peron Yolcusu. Ben Douglas. Ben Sigmund. Uzun bir süredir Sigmund yoktu. Tekrar birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş buldum kardeşim. Nasılsın? Nasıl geçti? Gidiyor. Geçmedi daha. Geçiyor hala. Karantina nasıl şu an? Vallahi bir 14 gün tanı koyulmadı ama şüphe yüzünden 14 gün evde kapanmak zorunda kalmıştım. Bu 14 gün mü sürmüştü yoksa daha mı kısa sürmüştü? Neyse boş ver. Şimdi konumuza mı gelelim? Evet, konumuza gelelim. Konumuz podcast kuralları. Abi biz de bilmiyoruz diye yani bu camiada bunca zamandır varız ama podcast'in kuralı mı varmış? Yani podcast nasıl yapılıyor? Mesela ben hiç bakmadım mesela böyle bir şeye. Sen baktın mı? İşte şimdi bir bakalım dedik seninle. Google'a podcast kuralları yazınca internet amiri Serdar abimiz var. Onunki çıktı ama Hürriyet Kelebek'te bir şey yayınlanmış. Ona bakalım biz, değil mi? Aynen öyle. Burada daha çok seçenek gösteriyor yayın yapabilmek için. Şimdi ne diyor? 21 altın kuraldan mı bahsetmiş? Aynen. Mesela konu seçerken neler dikkat edilmeli demiş ilk başta. Evet. Ne diyor Medyapod'dan İlkan Akbil? Dinlenmek istiyorsanız genel geçer günleri konulardan uzakta, insanları kendisine çeken ve başka yerlerde dinleyemeyecekleri içerikte üretmek en mantıklısı demiş. Peki başka yerde dinleyemeyecekse bizde de dinleyememesi gerekmiyor mu? Evet, bu da bir ayrı bir görüş tabii ki de. Mesela Leyla tanıdık. Ile Melda demiş ki... Tanıdık değil mi onlar artık? Evet, tanıdık. Dostlarımız artık onlar. Ne demişler? Konu seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta süreklilik sağlayabilmek. Yayın devamlılığı sağlanabilecek. Oluşturduğun kitleye göre şekillendirilebilecek. Daha geniş başlıklar üzerinden devam edilmeli. Sence biz bunu uyuyor muyuz? Yayın devamlılığı mesela var mı? Mesela diyorlar ki biz diyor ayda 4 defa yayın yapıyoruz. Dur, oraya geleceğiz. Kendimiz, ikisi konuklu. Bunu devamlı yapıyorlar mesela. Biz nasıl yapıyoruz peki o işi? Abi biz yayın yapıyoruz ya. Hani biz yapıyoruz da bazen günde 4 defa, bazen ayda 2 defa. Evet işte. Mesela neden o hani günde 4 defa yaptığımızı bir aya yaymıyoruz mesela? Direkt paylaşıyoruz. Ya abi, dinleyicimize verdiğimiz özeni gösteriyoruz aslında. Hani aynı anda ard arda dinlesinler, uğraştırmıyoruz. Evet, bu da bir çözüm yolu yani. Bu bir kıvırma yolu, neyse devam edelim. Ne diyor ikincisinde? Sunum. Sunum en önemli olanlardan birisi. Yayın esnasında zinde olmak gerek. Yorgun ve uykusuz yapılan kayıtlarda sesteki o yorgunluk ve düşüklük dinleyene yansıyor. İnsanların kulağının içindesiniz ve bunun farkında olmanız gerekir. Abi hani şu an yüzün üstünde podcast'imiz varsa minimum 30-40'ında ben yorgundum zaten. Mesela Leyla ile Melda'nın gene bu konuda ne demiş? Podcast yayınını dinleyeceği sadece sesinizle oluşuyor olmanın avantajları ve dezavantajları var. Tonlamalarınız, dili kullanma beceriniz, hikaye anlatıcılığınız ve konuşma hızınız, evet. En önemli vermemiz gereken nokta. Bizde yok yani onu. O ne ki? Abi bir dakika. Biz niye 2'dir 11-18 atlıyoruz? Ya o kadar da şimdi yapmayalım. Şimdi evet. 11-18'de ne demiş bakalım. Diksiyon ve ses tonu yerindeyse tamam. Ama değilse bile tutkuyla yapılan bir iş dinleyicisini bulur. Dinleyici pürsüz dil veya yapma dünyalar peşinde değil. Aksine bana arazlarınla gel diyor. Doğru. Ya biz bak bunu uyguluyoruz galiba. Pürüzsüz bir dilimiz yok. Evet. Baktığın zaman. Değil mi? Yapma dünyalar da yaratmadık. Sadece isimler yapma ama geri kalan her şey doğal gibi. Doğal yani. Hiçbir zaman yalan konuşmadık. İçimizde ne varsa onu söyledik. Ama çok fazla otosansür yapıyoruz hani, bunu söyleyebilirim. Gibi. Evet. Oto manuel aslında o. Çünkü hiçbir kurgu olmadığı için. Podcast yapmak için neler tercih edilmeli diyor. 1000 TL'ye mikrofon var. 100 TL'ye de. Ama en çok dinlenen programlarımızdan bazıları iPhone kulaklığı ve telefonla kaydedilmiş yayınlar. Ucuz arkadaşlar yaratırken pahalı da bir şey yapamama ihtimaliniz de var. Mediapod.
bir bilgisayar, iyi bir ses kartı, bir mikrofon ve iyi bir edit programı. Yalnızca bir cep telefonu olabilir mi derseniz, hiçbir kurgu düzenleme olmadan her hafta dinletebileceğiniz içerik üretmek kolay değil demiş 11-18 direktörü. Biz tam da bunu yapıyoruz şu an. Hiçbir kurgu ve düzenleme yok. Dinliyorlar mı onu bilmiyorum da. Ya biz hani dinletebilsek biz dinletiriz. Hani dinliyorlar mı onu bilmem. Ama ben her türlü dinletirim. Bir görsün beni. Neyse. Kanepedeyiz ekibi demiş ki en önemli ekipman mikrofon. İkinci önemli konu stüdyo olarak kullanılabilecek sessiz bir alan. Bizim de alanımız iyi aslında. Bak. Bak. Bardağı koydum. Bak. Karıştır. Sağdan. Tamam. Aç abi. Hiç bunu çakmaktayız. Selamlar. Yayına konuk almanın... Dur buraya geçmeyelim de. Bir dakika daha. Çekimini tamamladıktan sonra düzenleme yapmak. Müzik eklemek için kullandığımız yazılımları. Demiş. Abi yazılımlar kullandık da. Bunu bir önceki podcast deneyimimizde yapmıştık hatırlarsan. Evet. Hiçbir halta yaramadı yani. Böyle de bir şey görmedim. 40 dakikalık podcastleri 2,5-3 saat, 5 saat uğraşarak düzenleyip hiçbir getirisini görmedikten sonra Rahvan diye bir şey vardır. Koy diyor Rahvan gitsin diye artık yeter lan diyor. Tamam biz de onu yapıyoruz yani işte. Manuel sansür. Sansürledim yani kendimi düşün. Evet bir de daha önce hani şöyle düşünün. Hani bizim ne lan pardon sesini kısacağımı açmışım. Daha önce hani 15-20 dakikada yaptığımız podcast'ı 3 saatte yayına atıyorduk. Hani ve size de geç ulaşıyordu. Bu şekilde hiçbir şey yapmıyoruz. Biz hem bizi uğraşmıyoruz hem de sizler de daha çabuk kavuşuyorsunuz bu podcast'te. Bak bu şu an ne mantığıdır biliyor musun? Canlı kayıt. Kasetten canlı denirdi televizyonlarda. Biz de aynısını yapıyoruz işte. Kasetten canlı bitti. Yediğinle içtiğinle tabii o diğerini yapma yayında da. Yediğinle içtiğinle yayındasın. Biz daha çok diğerini yapıyoruz galiba. Yayına konuk almanın avantajı var mı? Ya vardır mutlaka ama şimdi bizde bak konuklu monolog ya da röportaj formatlarının her birinin alıcısı var diyor. Şimdi bizde hangi kefeye koyuyorsun abi? Bizde konuk var mı? Sence biz konuk muyuz şu an? Ya bizde şöyle bir şey var. Hani evinize gelen birisini ayakta karşılarsanız samimiyetiniz daha geç olur mesela. Ama oturarak karşılarsanız daha çabuk sen ne olursunuz gibi bir şey yani bu böyle şey. Yani bak şunu konuk diyorum. Diye almıyoruz yani biz kimseyi artık. Ondan bizde yani en az bir 5-6 kişi. Ne yapıyorsun? Gel hadi. 5-6 kişi hatta daha bile fazla kişiler podcast yaptı yani. Yaptı ve hiç kimsenin konuğumuz diye sunmadık yani. Aa bu dedik sadece. Hepimiz altın konuğuz bu dünyada değil mi? Bu dünyada hepimiz konuk değil miyiz? Geçelim. Kayıt ve kurguyu zaten geçtik. Onunla işimiz yok. Programları da sayma boşver. İsteyen bakar. Yukarı çıkar mısın abi? Altıda ne yazıyordu? Mecra diyor. Podcast mecraları. Abi yayınlıyoruz ya çoğu yerde. Ya biz bir yere gönderiyoruz da o zaten her yere dağıtıyor sağ olsun. Mesela podcast'ten para kazanmak mümkün mü demişler. Oğlum saçma lan o kadar. Döktün her tarafa ya. Mümkün değil arkadaşlar şu an. Öyle bir şey yok. Abi şimdi podcast'in bizim uyguladığımız kurallar neler yani? Bana bunu açıklar mısın? Ya bu kuralları boş ver şimdi. Biz podcast olarak kural uyguluyorsak... En önemli kuralımız hangisi? Onu herkese açıklayayım mı? Tabii. Konuşacaksın. Başka hiçbir şeye gerek yok. Sadece konuş yeter. Bir dakika ama şunu da söyleyeyim sana. Podcast'in genel mantığı nedir? Ne diyorlar? Hep konuşma hani... Sesin üstüne kurulu bir şey olduğu için. Tamamen konuşmak. Abi bizde konuşmayan adam vardı ya. Lakap neydi o arkadaşın? Ayata. Evet Ayata'yı bilirler zaten.
arkadaşımız... Kafa muhabbetlerinde ne kafa var ne muhabbet var yani. Evet, arkadaş ve diyor ki hani yakın zamanda yeniden buluşalım diyor, yapalım diyor. Bakalım gene ne konuşmayacak. Abi adam konuşmamak istiyor. Şimdi hadi diyor podcast'e başlayalım diyor. Kayıt diyorsun, konuşmuyor. Neyse onu geçelim. Bizi bu podcast camiasında nereye yerleştiriyorsun? Bizi mesela hiçbir şey yapmayıp mesela Twitch yayınlarında hiçbir şey yapmayıp sadece bir şeyler izleyen insanların da onların tepkisine bakmak için sırf tıkladığı insanlar vardır ya. O kadar da leş değilizdir herhalde. Mesela o Twitcher mesela o adam. Hiçbir şey yapmıyor. Tepki. İnsanların tek merak ettiği tepki. Bizim de yazdığımız yorumlara göre ne tepki verdiğimizi bu konu hakkında insanlar da buna bakıyor bence sadece. Hani başka neye bakabilirler ki yani? Duygu düşüncelerimiz yani. Güzel. Bu konu hakkında başka neler söylemek istersin? Bu konu hakkında mükemmel bir podcaster kimseden beklemeyin bence. Özellikle bizden beklemeyin. Mesela dil sürçmesi, konuşurken takılmalar falan. Bunlar gayet normal. Hepimiz insanız. Hani zaten çok biliyorsan kendin yap kardeşim. Konuşturma beni şimdi burada.